İyi akşamlar Söztendi'ye hoş geldiniz. Türkiye'de yine bir gösteri, yine bir protesto. ODTÜ'de öğrenciler bu sefer başbakanı protesto etti görüntüler derken çok önemli bir konuğum var. Polis Akademisi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Bıçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son zamandır hep öğrenci olaylarını konuşuyoruz. Bugün de tabii ODTÜ'de bir şeyler oldu. Başbakan yeniden protesto edildi. Ne düşünüyorsunuz protestoların? Yani özellikle ODTÜ'yü sorayım bugün. Biraz taş da atılmış galiba polis güçlerine. Polis biber gazı kullanmış. Ne düşünüyorsunuz? Gösteri yürüyüşlerinin tabii amacı dışına çıkmaması gerekir. Hiçbir şekilde şiddet kullanılmaması gerekir. Taş atılması kabul edilebilir bir durum değil. Ancak bunun dışında yani şiddete başvurmadan barışçıl gösteri yapmak en demokratik haktır. Herhangi bir izne de tabi değildir gösteri yürüyüşü. Ancak burada önemli olan nokta gösterinin barışçıl amaçla olup olmadığıdır. Herhangi bir izne tabi değildir dediniz. Biraz açalım mı? Nasıl o? Yani hani izin almadınız, biz sizi çağırdık da mı geldiniz dedi başbakan daha önceki Dolmabahçe olayları için hatırlarsanız. Ne demek herhangi bir izne tabi değildir? Şimdi demokrasilerde yönetenle yönetilenler arasında bir etkileşim olması gerekir. Demokrasi 5 yılda sandık başına gidip veya 4 yılda yöneticilerin kim olacağını seçmekten ibaret bir rejim değildir. Yönetim esnasında da yönetenlerle yönetilenler arasındaki diyalog kapılarının açık olması gerekir. İletişim olması gerekir. Dolayısıyla yönetilenlerin görüşlerinin iktidara yansıması gerekir. Bunun kanallarının açık olması gerekir. Bu kanallar tıkandığı zaman kişiler davet beklemeksizin görüşlerini çeşitli platformlarda dile getirebilirler. Kitap yazabilirler, makale yazabilirler, televizyonda beyanlarını açıklayabilirler. Yahut bu imkanlara herkes sahip olmayabilir. Bu imkanlara sahip olmayanlar da gösteri yürüyüş yapabilirler. Bir kişi, birkaç kişi bir araya gelerek örgütlenebilir. Bunlar hukukumuzda serbest davranışlardır. Yasak davranışlar değildir hiçbir şekilde. Ve bunların izne tabi olmadığı da bütün yasal metinlerimizde anayasa başta olmak üzere açık net olarak yazar. Ve bu 12 Eylül Anayasası yani askeri rejimlerin yaptığı anayasada dahi gösterinin izne tabi olmayacağı açık olarak ifade edilmiştir. Bize başka türlü yansıyor? Yani özellikle polisin söylemiyle siz izin almadınız, gidemezsiniz. Burada yapın ne açıklama yapacaksınız? Dolmabahçe'de böyle görüntüler gördük. Tabii birbirinden farklı olaylar tabii var. Dolmabahçe olayı var. Ardından futbol taraftarlarına yapılan uygulamalar var. Evet. Bugünkü uygulamalar var. Bunların aslında hepsinin ayrı ayrı masaya yatırılıp konuşulması gerekir. Çünkü bunların ortak noktalar olduğu gibi birbirinden farklı noktaları da var. Peki ODTÜ için konuşalım bugün mesela. ODTÜ için şunu net olarak bir defa söylememiz lazım. Taş atılması hiçbir şekilde onaylanır bir davranış değil. Çünkü taş kişilerin zarar verebilecek nitelikte bir silah gibi bir şekilde taş kullanılabilir. Bir ama karşı taraf biber gazı sıkıyorsa... Şimdi, zor soru. Yani biber gazıyla taşı orantılamak da doğru gelmiyor bana ama yumurtayı da hoşgörüyle karşılamak lazım. Çünkü herkesin yumurta atma hakkı var mıdır yani? Şimdi şöyle ifade edeyim ben o konudaki görüşlerimi. Şimdi kitle iletişim aracıyla kitle iletişiminde objeler bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Peki. Bir siyasetçi bir yoldan geçerken insanlar balkona çıkıp kendisine karanfil, çiçek, gül ne yapmaktadırlar? Atabilmektedir. Ne de alkışlıyorlar. Evet, bu nedir? Bu karanfil atılması o davranışın benimsendiği, yoluna devam et, doğru yoldasın demektir. Anlamına gelir. Anlamına gelir. Bu objeyle bu mesajı verirsiniz. Dolayısıyla kişiler zarar vermeyen, yumuşak, barışçıl objeler bunun tam tersi içinde söz konusu olması lazım. Yani bu davranışı onaylamıyoruz, bu politika yanlış, bu politikaya son ver mesajı objelerle de verilebilir. Ancak bu objelerin kişilere maddi olarak, fiziksel olarak zarar vermeyecek türden şeyler olması lazım. Mesela yumurta bu anlamda